Geçmişte saltanata ilaveten milliyetçilik, özellikle milliyetçilik diyorum ki anlaşılsın. Yoksa diyor, bazıları diyorlar ki ya milliyetçilik iyidir de ırkçılık kötüdür falan. Benim kanaatime göre bu mugalatadır. Milliyetçilikle ırkçılık aynı şeydir. İşte tarihimizde bütün kavimler, bütün Müslüman kavimler ve gayrimüslim kavimler milliyetçilik yapmışlar ve tarihleriyle oynamışlar. Avrupa'da da oldu. Özellikle Avrupa'da Fransız devriminden sonra 1789'da kavimler birbirini çok öldürdü. Müslümanlarda da 19. yüzyılda Avrupa'dan İslam ülkelerine milliyetçilik gelince bütün Müslüman coğrafyasında bir milliyetçilik akımı başladı. Ve bu milliyetçilik akımı maalesef koca Osmanlı Devleti'nin yıkımına kadar gitti. Sultan Abdülhamid'in devrilmesi meselesinin esas sebebi budur. Avrupa Fransız devrimine dayanarak Müslüman kavimlere sen Arapçın, sen Türksün, sen Kürtsün, sen Lazsın diye onların kafalarına milliyetçiliği soktu. Onlar da İslam kuvvetini bırakarak kendi kanlarına döndüler. Fakat ben hep şunu söylüyorum. Dünyada kimin kanını alırsanız alın, onu götürüp laboratuvarda inceleyin. Hiçbirinde Arap, Türk, Kürt, Fransız, İngiliz yazmaz. Ne yazar? Al yuvarlar, ak yuvarlar. Allah onları öyle yaratmış. Ama hiç kimsenin ırkı yazmaz. Onun için ırkları Allah-u Teala Celle Celaluhu gönderdiği peygamberler vasıtasıyla İslam'ı, vahdaniyeti, Allah'ın vahdaniyetini anlatarak onları hangi ırktan olursa olsun birleştirmeye çalışmış ve birleşmişler tarih içerisinde. Ama daha sonra yine şeytana uyup kendi kanlarını öne sürünce ayrılıp gitmişler ve bugüne kadar öyle devam ediyor. Ümmetin bir daha bir araya gelebilmesi için, belki biraz bana kızacaksınız ama, ümmetin kendini rektifiye etmesi lazım. Ben gerçekten Allah'ın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la gönderdiği Müslüman tipi miyim değil miyim diye kendini gözden geçirmesi lazım. O zaman anlayacak. Yani kendisini Arap, Türk, Kürt, Ermeni, Fransız, İngiliz diye değil ama inanç olarak gözden geçirecek. Bunun ölçüsü de malum olduğu üzere Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetidir. Bu iki kaynağa göre kendimizi gözden geçirirsek dünyada barış olur diyorum.